Selim'i o durumda hayal bile edemiyorum. Son zamanlarda bir tuhaf zaten. Neredeyse adamı içeri atıyordu. Selim işte her zamanki hali. Bu öyle bir şey değil. Bir şeyler çeviriyor ama sanki sakladığı bir şey var. Sanmam. Yani Selim senden bir şey saklamaz. Öyle mi diyorsun? Saklayamaz Orhan. Ya bir kere dayanamaz, tutamaz ki içinde, hemen söyler. Ya söyleyemiyorsa? Birlikte dolaşa dolaşa iyice birbirinize benzediniz gerçekten. Yani bence paranoya yapıyorsun. Umarım öyledir. Ya bu işte kafanı karıştır diyece. Gerçekten kalp krizi mi? Evet. Tahminen 38 ila 40 saat önce. Yani cumartesi gecesi. Evet. Geç saatlerde. Darp izleri? Ölmeden önce olmuş. Ama darp izinden farklı şeyler de var. Ruj izine benziyor. İncelenmesi için laboratuvara gönderdim. Ayrıca kanında yüksek oranda alkole rastladık. Ama yine de kalp krizi geçirmesi için bir sebep bulamadım. Zehir olabilir mi? Aklımdan geçeni okuyorsun. Ama toksikoloji raporu çıkmadan net bir şey söylemek doğru olmaz. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. Kubilay. Ne var kutunun içinde? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Olay yerinden değil. Adli tıptan gelen bir asistan teslim edip gitti. İyi de sen niye getirdin? Neredeydin? Ne alaka ya? Üf, Allah Allah. Boraymış komiserim. Kayıp başvurularından çıktı. Evli miymiş? Evet. Hatta karısı daha bu sabah başvuruda bulunmuş. Tamam, bastırsana şunu bana. Sevim Laleli, 32 yaşında, maktulün eşi. Başın sağ olsun. Neden bu kadar beklediniz kayıp ilanı vermek için? Pazar sabahı kahvaltı için sözleşmiştik. Gelmedi. Aradım, ulaşamadım. Belki birine, bir yerlere takılmıştır diye düşündüm ama... Ayrı mı yaşıyorsunuz? Evet. 2 aydır ayrı yaşıyoruz. Geçen ay kendi ev tutmuştu. Kapıyı bile kilitlememişler. Teşekkür ederiz. Tahminimce burada kalp krizi geçirmiş. 20-14. Tam kalp krizi geçirme anında ölçülmüş olmalı. Masal gibi başkomiserim ya. Sen tut kalp krizi geçir, tansiyonunu ölç. Sonra doktora gideceğin yerde nasıl olsa ölüyorum de, git kendini kayıklardan at. Acayip enteresan bir olay. İyi de yalnız olduğunu nereden biliyoruz? Adamın karısı kızıldı. Belki de sevgilisi vardır. Kadını öğrenince de çıldırmıştır. Açık bakayım.
Anlamıyorum. Ne var bunda? Beni tam duymadınız galiba. Kocanızın diyorum bir sevgilisi varmış. Dedim ya, iki aydır ayrı yaşıyoruz. Ama aranızın düzelmek üzere olduğunu da söylediniz. Bakın Bora, nasıl desem, çapkın bir adamdı. Hep sevgilileri oldu. Tek gecelik ilişkilerdi aslında. Bense karısıydım. Bazen bazı şeyleri sineye çekmem gerekiyordu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama ben anlayamıyorum. Kim böyle bir şeyi kabul eder diyorsunuz değil mi? Madem siz sordunuz, cevabını da siz verin. Bir yalanla yaşamaktansa gerçekleri kabullendim. Tabii gözüme sokmadığı sürece. Başından beri biliyor muydunuz yani? Son zamanlar abartmıştı. Bir süre ayrı yaşamayı ben istedim aslında. Böylece bana olan sevgisini test etmiş olacaktım. Cumartesi gecesini ertediniz. En başından beri bu soruyu bekliyordum. Hangi soruyu? Benden şüpheleniyorsunuz değil mi? Ben de olsam aynı şeyi düşünürdüm. Normal, yargılamıyorum. Tamam. Cevabı alabilir miyim lütfen? Evdeydim. Şimdi bana şahidiniz var mı diye soracaksınız. Maalesef. Yalnız yaşayan bir kadınım. Şahidim yok. İçlerinden biri toksikoloji raporu olabilir mi? Hiç heveslenme. Ama yarına çıkar demiştin. Oh, hiç öyle bir şey söylemedim. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ya şansımı zorlayayım dedim işte. Ama eğer istersen sana bir çay ısmarlayabilirim. Ben ısmarlayacaksam olur. Olur. Sana ne zaman hayır dedim. Pardon. Efendim Sevim. Tamam, adresi mesaj at. Geliyorum, tamam mı? Hadi bekliyorum. İçimden bir ses çaylar iptal diyor. Maktul'ün evlilik cüzdanında parmak izi bulmuşlar. Yani hemen gitmen gerekiyor. Ama bir dahaki sefere söz. Tamam mı? Tamam. Buyurun. İyi günler. Esra Emin'in evi değil mi? Evet. Başkomiser Orhan, komiser Selim. Yoksa karıma bir şey mi oldu? Esra sizin karınız mı? Evet. Söylesenize komiserim, ne oldu? Doktor İsmet Emin, 33 yaşında. Esra Emin'in eşi. Yani şimdi karım şüpheli mi? Bunu ancak kendisiyle görüştükten sonra söyleyebiliriz. Yok. Kayboldu. Telefona da cevap vermiyor. Aniden mi? Evet. Yine de kayıp başvurusunda bulunmadınız. Çok kızmıştı bana. Kafa dinlemeye bir yerlere gitmiştir diye düşündüm. Kavga mı ettiniz? Evet. Akşam yemeğe çıkacağımıza söz vermiştim. Oo, beyimiz yeni teşrif etmiş. Unuttun değil mi? Yine her zamanki gibi unuttun. Aşkım ben çok üzgünüm ya. İnan aklımdan çıkmış. Bırak Allah aşkına ya. Her akşam aynı terane. Abartma canım, daha geçen hafta çıktık ya. Geçen ay demek istedin herhalde. Abartıyorsun ama. Ya abarttığın falan yok, ben bıktım artık. Uzattıkça uzattı. Sabah uyanınca unutur diye düşündüm ama... Ben uyandığımda bavulunu toparlıyordu. Durduramadım. Çekti gitti. Bora Laleli diye birini tanımadığınıza emin misiniz? Bakın, karımdan neden şüpheleniyorsunuz bilmiyorum. Ama inanın bana, o öyle biri değil. Beni asla aldatmaz. Adamın yatak odasında parmak izi var. Ne bileyim canım, pansumana gitmiştir belki. O zaman kalmıştır. Olamaz mı? Ya inanmak istemiyor? Ya da yalan söylüyor diyeceğim ama bence kesin yalan söylüyor. Yani haber alamamış olmasına rağmen polise gitmemiş olması ilginç. Ya ilginç de laf mı başkomiserim ya? Yani bir kendinizi yerine koyun. Kafayı yersiniz vallahi. Bilemiyorum Selim. Ne acayip insanlar var ya. Diyorum ben size, yıllardır diyorum yani, biliyorsunuz. Efendim Emre. Ne diyorsun ya? Ciddi misin sen? Tamam geliyoruz. Esra geçen hafta televizyon programına katılmış. Televizyon programı mı?